Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Merkezi Ağustos ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Buyurun. Evet sevgili Demet. Evet sevgili oğlaklar, Ağustos ayına giriş yapıyoruz. Temmuz ayını, özellikle Temmuz'un son haftası sizi biraz zorlamış olabilir. Uranüs, Plüton, Mars açıları öncü grup olan oğlakları da biraz gerginleştirdi. Ancak Ağustos ayının ilk haftasında 6 Ağustos'ta 14 derece Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Yeni ayın enerjileriyle beraber biraz daha keyiflenebiliriz, biraz daha hareketlenebilir hayatımız. 8. ev çizgisinde olan bir yeni evet, ay. Evet. 8. ev sektörlerinin çok önemli olduğu bir yeni ay. Güneş-Uranüs üçgen açısı var. Güneş-Uranüs parasal kaynakların artacağı, evet. Başkanından gelecek maddi ve ekonomik desteğin olabileceği, ameliyatlar, sağlık sorunları, evet. Sıkıntıların bitebileceği, bilinçaltımızdaki sıkıntıların çözüleceği, hayatımızda bize engel olan kişileri hayatımızdan uzaklaştırabileceğimiz kadersel, karmik ve mistik bir ay. Evet. Yani Ağustos ayı çok mistik bir aydır. Maddi kaynakları ön plana çıkartırken şehveti ve cinselliği de ön plana çıkartır. Evet, evet. Çünkü 8. ev şehvet, cinsellik, üreme, çocuklar bunlarla alakalıdır. Ölüm ve tekrar doğuşla alakalıdır. Hı-hı. Karma ve ruhsallıkla alakalıdır. Hı-hı. Anlayışla alakalı bir döneme giriyoruz. Evet. Çok özel. İşte bunun içinde alt astrolojinin alt kavramları, sigorta primi almaktan tut, işte bir kaskodan para almaya kadar da pek çok yapıyı gösterebilir. Bayağı ilginç bir ay Ağustos ayı Oğlak için ve bence iyi de bir ay. Evet, Jüpiter'de Yengeç Burcu'nda ikili ilişkiler, ortaklıklar alanında destekliyor. Pek çok Oğlak evlenecek bu yıl. Evet. Pek çok Oğlak evlenecek yani. Yükselen Oğlak ve Oğlak. Pek çok Oğlak evlenecek gerçeği söylemek gerekirse. Jüpiter 7'den gelmiş zaten. Güçlü ve kuvvetli bir döngüye sebebiyet vermiş. Burada Güneş üçgen Uranüs veriyor. Güneş üçgen Uranüs mesela Oğlak'ta baktığımızda işte Oğlak'ın ilginç bir yapısı var zaten. Oğlak mesela Koç aslandan göre ev değiştirmek Güneş üçgen Uranüs ev değiştirebilir. Evet. Yani Merkür de Aslan'a geçecek. Ev yani ev değiştirebilir, kaynakları artabilir. Yani bunu gösterebiliyor. Bazı ailesel sıkıntılar var ama aileyle ilgili Oğlak'ın bazı sıkıntıları var, bazı problemleri var ve Oğlak Plüton'dan çok ağır açılar alıyor aslında. Tabii. Ve Temmuz ayında yükselen Oğlaklar ve öz burç Oğlaklar zor günler yaşadılar. Evet. Mars'ın etkisi oldu, Plüton'un etkisi oldu, Satürn'ün etkisi oldu. Değişime direnmeyin sevgili Oğlak, yükselen Oğlak. Değişime direnirseniz Plüton gerçekten sizi zorlayacaktır. Rüzgar nereden esiyorsa sizin adınıza doğru gelmese de dümeni oraya çevirin. Çünkü Plüton'a karşı hiçbir direnç gücünüz yok. Yok yani Plüton'a karşı ne bir mantıra, ne bir esma, ne bir yapı, ne bir dev, ne bir nemut yok. Yok yani Plüton'yum Plüton. Değişmeyen kader. Evet. Hades. Evet. Değiştiremeyeceğimiz kader Hades ve Persephone. O da Karyon da var. Karon da var. O zaman ben ona mücadele edemem. O zaman onun yolundan giderim gibi bakacaksın. Evet, başka neler var? 16 Ağustos'ta Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Artık kariyerleri ve işleriyle ilgili bazı koşullar daha rahat ve hoş hale gelebilir. Kariyerleri güzelleşir, işleri iyileşir, koşulları iyileşir. Daha mutlu ve daha huzurlu olurlar. Kendilerini daha güzel hissederler, daha keyifli hissederler. 21 Ağustos'ta Kova Burcu'nda bu direkt olarak kişisel gelirleriyle alakalı bir etki. Kişisel gelirleriyle ilgili bazı artışlar olacak. Veya kişisel gelirleri işte para almak, para vermek, öğrettikleri değerlerle kazançlarıyla alakalı bir yapı. Yani Jüpiter Uranüs'te bir kare var. Evet, evet. Yani kazanç olduğu kadar kazancı götürecek masraf da var sevgili Oğlak. Ne yazık ki böyle bir biraz, yapımız var. Evet, biraz masraf artıyor. Jüpiter kare Uranüs devam ediyor. Güneş Başak Burcu'na 23 Ağustos'ta gidiyor. Güneş Oğlak Başak için iyi bir pozisyon evet, derim ben bunu. Merkür de Başak'a geçecek. Seyahat etmek, evet. Yolculuk etmek. Eylül tatiline çıkmak, dediğimiz yapılar çok ön planda. 24 Ağustos'tan itibaren bu Merkür'ün Başak Burcu'ndaki etkisi çok artacak. Merkür 10 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ileri hareket dediğimiz bir pozisyon. Böyle düşünelim. Bu da seyahatler, yolculuklar. Bizim Ağustos'un için son haftası Venüs'ün açıları birazcık gergin olduğu için Oğlak Burçları'nda yine kariyerle ilgili, iş ve kariyerle ilgili bazı
24 Ağustos birlikte çalıştığı bir hanımdan ilgili bir eleştiri alabilir. 26 Ağustos Venüs Uranüs karşıtlığı yine iş kariyer ve aile kariyer dikkatsizlik arasında. Dikkatsizlik 26 Ağustos'ta olan dikkat etmesi lazım. Evet. Dikkatsizlik dalgınlıktan dolayı bir kayıp olabilir. Venüs karşıt Uranüs terazi koç kasbı üzerinde. Burada işle ilgili tehlikeli bir açı. Evet. İşte çok bireysel ve özgür tavırlar yüzünden patronlarda gerginlik olabilir, işten ayrılabilir. Veya kariyer ve iş, aileyle iş arasında kalabilir. Belki bir karşıt fikir olabilir. Bu 27 Ağustos terazi yengeç, yani birlikte olduğu insan, eş, sevgiliyle birbirlerini çok şımartacaklar. Evet. 28 Ağustos'tan itibaren bu Mars önemli bir açı. Olacak. 28 Ağustos'tan itibaren Mars'ın Aslan'da olması 8. ev konularını biraz enerji arttırıyor. 16 Ekim'e kadar tutku, evet, baskınlık, cinsellikte güç, yoğun cinsellik, bazen baskıcı tavırlar, dediğimiz yapı, kendine güven, yüksek ego, güç, liderlik, tutku, coşku, bunların hepsi 8. ev sektörlerinde olur. Yalnızca bu biraz eğer vergisini doğru ödemediyse, bankalarla alakalı sorunlar varsa sorun yaratır. Evet. Yani bir vergi sorunu tabii, falan yaratabilir. Doğum haritalarında sert açılar varsa daha tabii fazla etkileyecektir. Şimdi bunun detaylarını görmek için bilinçokulu astroloji servislerinin günlük yorumlarını ve haftalık yorumlarını okurlarsa bunlara önem verirlerse videolarımızı da izleyebilirler her çok gün. Çok fazla bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Videoları her gün günlük olarak izlediğiniz takdirde daha detaylı günlük yorumlara da ulaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.